Evet efendim tekrar günaydın diyoruz ve ilk konumuz bioenerji. Bu konuda sorularınız varsa 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Ya da e-mail ile doktoraytu.tv360.com.tr İlk konuğumuz Biyoenerji uzmanı Kemali İbrahimova hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Kaçma. İyiyim siz nasılsınız? Sağ olun çok teşekkürler. Çok Sizi gördük daha iyi olduk diyeceğim. Teşekkür ederim. Kemali Hanım'a hep bunu söylüyorum. Onu görünce sabah hatta izleyeceğimiz bile söylüyor bu sabah enerjinizi. Evet çünkü sabahleyin Kemali Hanım'la karşılaştık. <laughs> Hamdolsun çok, çok teşekkür ederim. Evet bugün ne konuşacağız? Panik atak, depresyon biraz ruh halimizden konuşalım. Toplum olarak biraz evet. depresyondayız. Evet. Biraz da... Korkularımız var. Her şeyden huylanır korkar olduk galiba. Evet Aytuk Bey. Yani devrimizde e, en e, öne çıkan problemlerden biri bana gelen mektuplardan, tweetlerden, <laughs> mesajlardan e, ve gelen insanlardan e, yola çıkarak söylüyorum. Depresyon, panik atak, stres bunlar günün, güncel meselelerimizden biridir. Yani ne yapabiliriz? Ee, her şeyi bir bir hassaslık yapmamamız lazım. Öyle içimize atıp enerjimizi düşürmememiz lazım. Her şey olduğu kimi kabul etmemiz lazım. Yani karşımızdaki insan eğer e, ben çok e, rast geliyorum e, bu durumlara. Yani herkes birbiriyle kavga eder, herkes birbirini kimse kimseyi düşünmüyor. Ben böyle bir karara geldim. Yani bir insan o birine yol vereyim. Bu trafikte de böyle. Hepimiz şahidiz. Ve çok ufak tefek şeylerden kavgalar çıkmaya başlıyor. Karşı tarafa soruyorsun aman benim problemim var. işlerim doğru düzgün değil. Aman evde yani bunların hepsinin bir nedeni var. İnsanın ruhsal bozukluklarından e, ileri gelen şeylerdir bunlar. Ya ben herkese söylüyorum. Biraz sakin davranalım. Her şey olduğu kimi kabul edelim. Çok zor bir zamanda yaşıyoruz. Yani hepimiz birbirimize eğer Birik konuşan da o biri susmasa bu olmaz ki yani sürekli bombalar patlar aileler ilişkiler bozulur bunları da ben kendi işimle böyle alakalılandırıyorum yani insanın eğer ruhsal bozukluğu varsa muhakkak insanın çakrasında ve biyoloji akışında bir bozukluk vardır. Peki bir sorun var. Şimdi bu dediğiniz insanlar birbiriyle hep kavga ediyorlar. Evet. Şimdi benim problemim başka. Mesela ben şöyle düşünüyorum. Böyle de bir grup insan var çünkü evet. Ben kendimle kavga ediyorum. Bir de işin kötüsü. Evet. Şimdi neden oluyor? Şöyle o insanlarla yoldaki insan bir şey oluyor. Hop içinize atıyorsunuz, gidiyorsunuz. Evet. O oluyor. Başka bir problem çıkıyor. Bazen kendimi şöyle yakalıyorum. Boş bir anda mesela böyle yere bakıyorum. Bir bakıyorum yere bakarken kendi kafamda kendimle kavga ediyorum, konuşuyorum, evet. bir şeyler yapıyorum. Birileriyle hesaplaşıyorum falan filan. Sonra birden bakıyorum ben ne yapıyorum ya Ve diyorum. Ve o anda Böyle boşa çıkıyor. Evet yani o, o anda, bana zarar verdiğini evet, hissediyorum. Kaşıkar diye başlıyor. Evet benim e, bunları da zaten do çok doğru söylüyorsunuz. Yani ne olur olsun insan her şeyi önce benden başlayacak. Kendimden başlayacağım. Neden? Mesela bir yanlış yapıyoruz Sonra kendimizle kavga etmeye başlıyoruz. Neden yaptım? Kavga etmeyin. Önce kendinizi affedin. Çünkü insan önce kendini affetmese ne başkalarını affedebilir ne de ömür boyu suçlamalarla yaşay yaşamak çok zordur. Ona göre hatalar insanlar için biz peygamber değiliz ki. Yani hata yapabilirsin ama hatalar üzerinden ders almamız lazım. Ders aldığımız an olduğu gibi kabul edeceğiz. Onun püf noktası nedir biliyor musunuz? Böyle bir şey olmalıydı, oldu. Yaşamalıydım, yaşadım. Ama ders çıkartmamız lazım. Kabullenebilmek lazım. Ben böyle. her zaman söylüyorum. Mutluluğun ve huzurun yolu kabullenmekten geçer. Neden, neden, neden ya karşı tarafa soruyoruz ya bizi yaradana soruyoruz ama önce kendimize sormamız lazım. Karşı tarafa ve yaradana sormak bir kere yanlış. Çünkü dünyanı değişmek istiyorsun, kendinden başlamalısın. Herkes eğer kendindeki no'ları görse inanın her şey çok doğru düzgün gelecek. Örnek veriyorum bir kere takside gidiyorum Aytuk Bey. Yanımda yaşlı bir amcadır. Gidiyoruz işte çok da böyle sakin, e, saygılı bir adam. E, bilmiyorum bir hata yaptı herhalde. Bir beyaz araba geçti yanımızdan. Geçti yani sürekli Geçti. Önde de çocuk oturmuş, erkek çocuğu. Pencer pencereni indirdi camını ve bu adama olmazın laflarını söyledi. Şimdi adam utanıyor ona cevap vermeye. Abi dedim indir pencereyi, kaldır dedim. Hiç cevap verme, onun seviyesine emme. Bak çok büyük bir kelime unutmayın. Karşı tarafın seviyesi yoksa o seviyeye emmeyeceğiz. Bu her yerde öyle. Peygamberimiz Efendimiz'e taş atmış birisi ilk İslam'ı kabul ettiği bir zamanda e, tabii cahil birisi gülümsemiş demiş ki Allah razı olsun yanında birisi bulunuyormuş. Demiş nasıl yani siz bir peygambersiniz nasıl size taş atana siz öyle bir cevap verebilirsiniz? Ne bekliyorsun demiş ben de mi taş atayım ona? Yani ben 23 sene Rusça öğretmenim hem de ben 23 sene e, ben insan yetiştirirken düşünmemişim ben matematik uzmanı mühendis ben insan yetiştiriyorum diye düşünmüşüm. Herkes Rusçayı kavrayabilmez diye düşünmüşüm. Ama herkes insan olmak zorundadır. Adam kim adam olmak zorundadır diye her dersimin 10 dakikasını ben dinimizden ve bu söylediklerimden örnekler vermişim. Mesela bir çocuk bir kere bana sordu ki, hocam dedi neden anneler mukaddestir? Dedim ki oğlum bak bu neredeyse 6-7. sınıfın çocuğu. Sen dedim 2 kilo yükü ne kadar yere koymadan taşıyabilirsin? Böyle bak düzüme. Ee, tabii önce bir anlamadı. Dedim anneler, 9 ay, 2 kilo değil, daha fazla bir yükü hiç yere koymadan taşıyorlar. Sonrasını söylemiyorum. Bence alkışlayalım anneler. Ee, yani biz 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 anneler ve e, öğretmenlerin boynuna çok büyük yük düşüyor. Ben bakıyorum, ben diyorum ki. Terbiyesiz, özür dilerim e, şey lafıma göre, terbiyesiz çocuklar yok. Bizlerdedir eskiklik. Yani büyükler verdiği şeyi geri alıyorlar. Normalde evrene ne gönderirsin geri alırsın. İnanın ki öldüğün an bile o geri vereceksin ve öyle gideceksin. Bu böyledir. Karmik derslerimiz var. Mesela bugün ben esasen karmik bardaktan konuşmak istiyorum. Bu böyle çok bilinen bir şey değil. Şimdi herkesin, geçen defa da de dedik ya mesela ben konuşurken biyoloji uzmanlığından çıkıyorum. Farkındasınız. <laughs> yani neden çıkıyorum? Hayat, dersi, hayat Esinle, bilgisi dersine giriyorsun. Eskinde çıkmıyorum. <laughs> Eskinde bizim hayatımızın bir parçası ve esas parçasıdır benim konuşmalarım. Neden? Çünkü bir hastalığa uğramadan önce profilaktika yapmak lazım ki korunmak lazım. korunmak lazım ki o hastalığa bulaşmayasınız değil mi? Bulaşmayalım. Yani şimdi bizim hastalıkların esinde yüzde doksanı evrenin kanunlarını bozmamıza göredir. Ama biz bunu biliyor muyuz? Hayır diyoruz ki üşüttüm ne bileyim kolesterolüm yağlı yedim. Şunu yaptım inanın ki ben yağlı yemeyi severim biz Azeriler severiz zaten ama benim kolesterolüm düşük. Yani e, konu sadece o değil ki beslenme de çok önemli. Bunlar hepsi önemli ama onların yanında bir de daha daha önemlisi bioenerji akışımızın doğruluğu. Meridianların bizim sağ tarafımızda kadın enerjisi sol tarafımızda erkek enerjisi doğruluğu. E, sağ tarafımız soğuk enerji, sol tarafımız güneş. Bu Hemen görüntülerimiz var. var. Onları yani buraya alalım, siz de böyle alın. Bunların alayım. dengesi var. Ve de alalım görüntülerimizi. Evet, e, bu meridyenler ve şeyler hepsi burada evet, var. Evet, şimdi bu bir insan aurası. Ben her zaman söylüyorum, Allah bizi ruh, beden, zihinden yarattı. Bu bizim o auramız, yedi katman bedenimiz. Şu an hepimizde var. Ellerimizi böyle açtığımızda son nokta buradadır. O aura bu kadar geniştir. Tabii Allah'a yakın olan insanların aurası daha daha geniştir ve karşı tarafa yansıma veriyor. Tabii pozitif şekilde. Şimdi bu hasta bir aura. Yani üzerinde negatif enerji, beddua, nazar, korku ve de başka enerjiler olan Böyle bir insanın... Böyle bayağı parça parça evet, boşlukları var. Evet değil mi? neden boşluk Aytuk Bey? Çünkü karşı taraftan gönderilen o negatif enerji ok gibi bizim auramızı delerek gelip çakralarımızı kapatıyor. Mesela şurada hangi çakramız var? Dördüncü çakramız kalp çakramız. Ne oluyor? Sevgi ilişkileri bozuluyor dediğimiz güncel problem olan panik atak, depresyon, stres. İnanın ki bana öyle yazılar yazıyorlar ki ağlarsınız yani. Ağlarsınız okudun çaresiz insanlar çok çaresiz. Geçen sadece bir telefon konuşmasıyla ben siyans plan vermedim telefonla. Sadece konuştuk ben dedim ki yani muayeneye gelin bir bakalım inanın ki sabahsı gün dedi ki annem ölmüş dedim sen de bütün bu elametler korku yaşamışsın ondan dolayıdır. Sonra mesaj çekti bana ki Kemal Hanım bir konuşmayla olur mu bu işler? Ben dedim dürüst insanım ben sana seans vermedim. Sadece doğruları konuştuk. O böyle inanın ki korku yaşamak çok az. Bak kanser, şeker hastalığının çoksun nedeni. Bir korku, bir stres yaşamaktır. Bunların hepsi çok önemlidir. Onun bir püf noktası var. Biz Azeriler biliyoruz ama ekrandan diyemeyeceğim onu. Korktuğunuz anda onu yapmanız lazım. Peki. Ama buradan diyemeyeceğim. Devam edelim, görüntüyü Devam değiştirelim. Peki, mesela üçüncü çakra şu an kapalı. Üçüncü çakra mide bağırsak çakramız iş para yolu dahili hastalıklardan var, sorumludur. Zaten evet, üçüncü çakramız, ee, üçüncü çakramız dördüncü çakramız, beşinci çakramız, altıncı çakramız. Bakın burada merdivenler var. Bu e, yedinci çakra. Normal insanların çakrası, buradan yukarıki çakralar yukarıya ve Allah'a ait olan insanların çakralarıdır. Ve bu bizim 7 katman enerji bedenimiz. Ölürken bizi terk eden ruhumuz. Yani biyo enerji Tanrı tarafından, yaratılan tarafından e, o nefes alarken, ta anne beddinde çocuğa üflenen biyo enerji ruhtur. Ve ölürken o bizi terk eder. Yaşarken de... Hangi çakramızda tıkanıklık varsa bu enerji akışında problem varsa o çakramızda artık problemler başlar. Maalesef biz tabii ben her zaman diyorum doktorlar başımızın tacıdır ama onlar fiziksel beden onlara ait. Mesela bir ikinci çakrası kapalı olan kadın üreme çakrasıdır o. Bir de kendinle barışık olamıyorsun. Ee, yani hamile kalamıyor tüp bebek uygulaması bile olmadık da o zaman o doktorda suç yok çünkü enerji gelmiyor biyoenerji gelmelidir bakın bu biz her zaman kalp diyoruz Aytuk Bey görün bu iki aura birbirine girerek kalp yaratmış ne demek iki beden bir can biliyorsunuz can ne demek can bizim ruhumuzdur ve merkezi şuradadır bu iki birbirini seven ve hakikaten çakraları açık olup iletişimleri ve ilişkiler çok güzel giden bir ikili. Zaten şimdi aslında bu şeyler oldu ya hani elektriğimiz tuttu diyorlar ya. Evet, aslında evet. elektriğimiz odur, tuttu diye odur. bunu ifade evet. etmeye çalışıyor. Bir sorular var alalım buyurun, mı? Buyurun. buyurun. Hanımefendiye evet buyurun. hanımefendiye verelim isterseniz tamam. önce ondan alalım sonra beylere gelelim. Merhabalar hoş geldiniz. Ee, benim kızım 5 senedir antidepresan ilaçları kullanıyor. Evet. Şimdi 3 aylık hamile. Evet. Ve bu ilaçları bıraktı. Şimdi ne yapabiliriz? Devam Durumu nasıl bıraktı ama e, devam o antidepresanı bıraktıktan sonra depresif. Devam ediyor. Valla ben yardım edebilirim. E, yani bir hamiledir. Yani evet. biyoenerji hamilelikte uygulanır mı? Tabii. Uygulanabilir mi? Şimdi onun aşamalar var evet. Ben biyoenerji olarak dokunmuyorum zaten. Ona uygulama metodu, bir hamile kadına uygulama metodu başkadır. Ben kendim de kızıma hamileyken müdahale etmişim. Ama o başka türlüdü. Yani onun yolunu biz biliyoruz tabii. Ama muhakkak çünkü o depresif haller hepsi çocuğa yansar. Yansır ve o çocuk gelecekte altın islatma diyoruz, korku diyoruz, kekeme diyoruz. Bunların çoğusu anne hamileyken yaşadığı depresif haller ve stres hallerinin çocuklara yansımasıdır. Evet. Rica ederim. Sizin sorunuzu alalım. Ayağa kalkarsanız daha rahat göreceğiz. Buyurun. Efendim, e, bahar sendromu diyoruz. E, bahar yorgunluğu diyoruz. E, pazartesi sendromu diyoruz. E, şehir hayatının stresi diyoruz. E, bu enerji düşüklüğü içerisinde hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi e, enerjimizi kendi kendimize yükseltebilir miyiz? Tabii. E, bir de... E, e, o şoföre laf atan, o beyaz arabadaki adamın enerjisi sizce hangi seviyededir? Yani bu insan e, hangi seviyede o enerjiyi taşıyor? Tamam tasarlı? anladım. Çok teşekkür e, ilk, ederim. İlk buradan başlayalım. E, Sorunuza göre teşekkür ederim. O adamın seviyesi ve stres hali zaten çok kötü durumdadır. Ona göre biz bulaşmamalıyız. Yani bir domuz gripinden nasıl kendimizi koruyoruzsa pencerelerimizi kapatacağız, devam edeceğiz. Ve biz, biz o zaman seviyemizi daha yükselteceğiz. Çünkü yüce yaradan, yüce hakim her şeyi görüyor. En adaletlisi odur. Siz öyle yapınca daha da yükseleceksiniz onun gözünde. Lütfen kavgalara bulaşmayın. Bak nasıl cinayetler duyuyoruz. Onlar hepsini şeytan yönetiyor. O insanlar bir evlat babasını öldüremez. Altıncı çakrası kapalı olan insanlar yapıyorlar bunu. Ben e, aletim var, ölçüm yapıyorum enerji ama gözümle de gördüğüme göre o enerji enerjaksişını. E, herkesi o, ya onu yapan insanlara televizyonda diyorum ki, bakın onda vallahi suç yok, onun altın çakrası kapalıdır, kendinde değil. İkinci soru sindrom diyoruz, ay tutulması diyoruz, güneş tutulması diyoruz, bahar sindromu diyoruz. Valla onlar pazartesi hiçbiri, geliyor, Pazart şehir hayatı Vallahi geliyor. Valla ben pazar ertesini her her günden her gün Allah'ın günüdür. Hepsini sevmeliyiz. Hiç beni etkilemez. Ay tutulmasıdı. Şimdi diyor ki güneş tutulmasında şunu yapın, dualar edin, ne bileyim soğuk duş alın, e, doğada gezin. Ben bunu zaten her gün yapıyorum. Ben bir tane danışanımın üzer ben dualar ayetler kullanarak onlara pozitif enerji vererek yapıyorum. Bunu ben zaten hazır, hazırım yani. Şimdi bir örnek vereceğim. Bilmiyorum zamanımız var yoksa var, var. yok. Şimdi iki atlı bir dağın başından sıldırım kayalık ortadan da dere akıyor. O biri de o bir sıldırım kayaya atlam, atlamalıdırlar. Şimdi Azerice bilmiyorum. Çok güzel. Gayet güzel, 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 güzel anladık. Tamam. Şimdi bir tane de çoban koy, koyun otarıyormuş. Bakmış demiş ki Allah'ım bunlar nasıl geçecek o tarafa? Bu kontrol ediyor böyle bakıyor merak ediyor. bu aklının birisi Allah'a dua etmeye başlıyor. Diyor ki ya Rabbim beni çoluğuma çocuğuma bağışla ben bu sıldırımdan atlanım filan. O biri hiçbir şey söylemiyor. Çoban da böyle bakıyor ve bunlar atlıyor, atlanıyorlar. Ve dua eden düşüyor. Dua etmeyen gidiyor. Sağ salim. Ya çoban diyor ki ya Rabbim Şimdi bu adam sana dua etti. Neden bu düştü? Bir açıklar mısın? Ben bilmek istiyorum, merak ediyorum. Ve e, ses geliyor. O adam, sak salim atlayan adam hiç beni unutmuyor ki sürekli dua ediyor. Depozitası çok yukarıda. Ama o birisi adam sadece zorluklarda Başın dua sıkışınca ediyor. dua ediyor. Ona göre gelin her zaman Allah'ı hiç unutmayalım. Her zaman dua edelim. Buyurun dinliyorum. Evet, bir sorumuz daha onu da alalım. İyi günler hocam. İyi günler. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. sağ <laughs> ederim. Bilgi yardımı hmm. en sevap evet. iştir. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ee, ben kendim için anlatacağım. Ee, ben de çok böyle agresif birden sinirleniyorum. Ama çok iyi niyetliyim. Çok hmm. e, Görünüyor zaten. Evet, kıymlısınızdır. Ee, mesela çevremde olsun bazen böyle kardeşlerle didiniyoruz evet. biz bir şeyler olsun. Hep böyle haksızlığa uğruyorum zannediyorum kendimi. Hep böyle bunu 2-3 gün atamıyorum üstümden hep konu 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 yapıyorum. İsminiz bu neydi? Ar Ayşe. Ayşe Hanım çok güzel bir bayansınız. Çok Teşekkür güzel bir enerjiniz var. Önce kendinizi sevin ve emin olun. Önce bu varken siz kimse, kimseni umursamıyorsunuz. Yani e, ama bu yokken. İnsan diyor ki bu beni sevmedi bu saygısızlık hep çünkü benim sizin gibi çok danışanım var aile evet. içinde. Onlar size sevgi vermelidirler. Sizde sevgi eskiliği var bir. Evet. İkinci, dördüncü ve altıncı çakranızda tıkanıklık var iki. Ona göre de aslında evet. e, siz sevgi ilişkileriniz biraz bozuk olduğuna göre siz öyle anlıyorsunuz. Evet. Olamaz onlar sizi seviyorlar. Çok bir teşekkür. de sevilmeyen sevilmeyecek bir kadın değil. Ben çok teşekkür ki. ederim. Başkanım. Siz de öylesiniz. <laughs> Kemal Hanım. Şimdi biz şöyle yapacağız. Önümüzdeki sezon Enerji Kanalı yapacağız. Sabahtan akşama Kemal Hanım'la beraber program yapacağız. Çok <laughs> çok teşekkür, teşekkür ediyorum. <laughs>